Arkadaşlar merhaba. Şimdiki konumuz şu. Kuruma gitmeden elektrik bağlatma işlemini yapacağız. Beraber yapacağız, göreceksiniz. Nerede işinize yarar? Yeni ev almışsanız, bir yere taşınıyorsanız bir daha kuruma gitmezsiniz. Bakarsınız, dinlersiniz. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Bu arada kurumun şeylerle anlaşması olması lazım. E-Devlet'le koordineli çalışması lazım. Online işlemlerinin açık olması lazım. Bizim yapacağımız Çoruh Elektrik. Çoruh Elektrik için deneyeceğiz. Bireysel abonelik fesih demiş. Fesih değil. Yeni abonelik olacak. Bir Çoruh'a girelim. Abonelik başvurusu. Tüzel kişi. Bireysel abonelik başvurusu. Buraya basıyoruz. Yukarıdaki metni okudum, onaylıyorum. Devam. Şimdi tekil numara ile sorgulayacağız. Tekil numara nedir? Daha önce elektrik saatlerinin üzerinde yazar. Eğer kiracı olarak bir yere girmişseniz saatin üzerinde kenarda yazıyor. Yeni ev almışsanız da müteahhitinizle bağlantı anlaşmasını istersiniz. Oradan yazar. Şöyle 3, 6, 7 haneli bir numara. İleri dedikten sonra zaten bilgileri otomatik geliyor. Pardon. Bilgileri otomatik geliyor. Buradan sayat, seri, sıra numaranızı bakarsınız. Değiştireceğiniz bir şey yok. Şimdi buradan tarifenizi seçiyorsunuz. Zaten aşırı bir seçenek yok. Mesken olduğu için mesken seçeceksiniz. Eğer saatiniz birkaç kademeli ise bunu seçebilirsiniz. Biz şimdi bu puan diyelim. Yani gündüz farklı, akşam orta farklı diye. Ondan sonra tekrar ileri diyoruz. Buradan mesken seçeceğiz. DASK poliçe numarasını soruyor. Ben şu ikinci ekrandan ben DASK'ı açayım. O da poliçeyi yaptırdığınız sigortacınız, en üstte yazar poliçe numarası. Poliçe numarasını hemen alıyoruz buradan. Poliçe numaramız budur. Başlangıç bitişini soruyor. Zaten biz bugün yaptırdık. Bitişi de bir daha yıl bugün. Burada mal sahibi ya da kiracıysanız bunu seçebilirsiniz. Burada bilgileri, mail adresleri, iletişim numaraları otomatik geliyor. Gelmiyorsa yazarsınız. İleri dedikten sonra burada güvence bedeli istiyor. Yani teminat olur da fatura ödemezseniz diye. Bunlar işte ortalama bir evin bir aylık elektriği kadar kendileri belirliyorlar. Faturamı da ödemek istiyorum. Şimdi biz burada güvence bedelini tamamen ödeyebiliriz. Devam ediyoruz ondan sonra. Uygulamada hata oluşmuş. DASK poliçemizi tekrar kontrol ediyoruz. 37 866 94 61 37 866 94 61. Tamam, bu poliçe numarası değil. DASK poliçe numarası diye başka bir tane numara var. Onu alıyoruz burada. Geri kalan her şey aynı. Direkt devam et diyorum.
zaten sözleşmeyi onaylamanız gerekiyor. Sözleşmeyi onayla. Başvuru listesi dedikten sonra sistemde arıza dedi. Tekrar bakalım. Buradan online sitesine yönlendiriyor güvence bedeli yapmak için. Güvence bedeli için de şöyle bir durum var. Bugün atıyorum bu diyelim kaç 200 kW'a denk geliyorsa yarın öbür gün bu paranız yine 200 kW olarak değerleniyor. Yani yarın öbür gün kiradan çıkarken ya da elektrik aboneliğini fesih yaparken bu para yılına göre iki katı da olabilir yani. Şimdi buradan damga vergisiyle şeyi ödeyeceğiz, güvence bedelini. Bir tanesini ödedik, diğerini de ödeyelim. Thank you.
Ödeme başarısız dedi. Başka bir kartla deneyelim tekrar. Şu an 13.30 itibariyle ödemelerini yaptık. Bir sorun yok. Şimdi 2 saat sonra tekrar bu ekrana gireceğiz. İşlemleri buraya yansıtacağım. Tekrar bilgi vereceğim. Hemen olayın devamında 15 dakika sonra sayfayı bir yenile derseniz zaten değişiyor durumlar. Abonelik başvurusu deyince gördüğünüz sözleşmeyi indire dönüştü. Yapmamışsa buradan sözleşmeyi tekrar onaylarsınız. Detaya basınca da diğer bilgilerinizin hepsi var burada. Şimdilik durum bu.